dostu diyor ki ayine-i idrakini fâk eyle sivadan sultan mı gelir hane-i nafâka icabet. Çok küçük sıradan bir insanı bile kendi üstünde tasavvur ettiğin, evine davet ettiğin zaman veya randevu alıp gelmek istediği zaman bin bir ihtimam içine girer. Şunu şöyle mi yapsam, bunu böyle mi yapsam, temizliği ne türde eylesem, iç dizaynı ne hale getirsem falan, bir sürü telaş yaşarsın. Temizlikten düzene kadar. İnsan her zaman ayineyi idrakin, idrak insanın kavraması, anlaması, idrak etmesi. Bu da zihnin fonksiyonlarından bir şeydir. Ayine-i idrakini pakeyle sivadan, Allah'tan gayrı her şeyden orayı temiz tut. Çünkü onun dışında bir şeyler varsa o haneye gelmez o. Gelmesi ne demek? O her zaman her yerde hazır ve nasır. İnsana da şah damarından daha yakındır. Tecelli eder burada. Orası bir aynaysa şayet akseder oraya. Ve kendisini hissettirir orada. Bu açıdan hane temiz tutulmalı. Masiva ile kirletilmemeli. Masiva Allah'tan gayrı her şeye denir. Biz onu tam yapamadık, tam beceremedik. Çok defa aynayı idrakimize kendimizi doldurduk, benliğimizi doldurduk. Gururumuzu doldurduk, kibrimizi doldurduk. Kendimiz adına âlâ işleri doldurduk, nüma işleri doldurduk, şovları doldurduk. Öyle kirlettik. Zannediyorum biz bile bizim dışımıza çıksak, bizi oraya davet etseler, tiksinti duyar, öyle kirli bir yere girmeyiz herhalde. Sultan mı tecelli eder hane-i nafak? Öyleyse insan utanmalı her zaman. O kalp hanesini tertemiz tutmalı. Dil beyti hudadır, anı pâke ile sivadan. Aynı şey bakın, aynı esmet. Dil beyti hudadır, tecelligâh-ı ilahi demek. Anı pâke ile sivadan, kasrine nüzul eyle ya Rahman gecelerde. Evet, gösterişin, âlâişin, nümayişin, şovun olduğu yerlerde olmaz onlar. Onlar biraz ehli dünyanın işidir. Belki ehli dünya o mevzuda dünya adına peyleyecekleri şeyleri peyleme açısından ona ihtiyaç da duyabilirler. Ve ehli dünya dediğimiz alan çok geniştir. Ticaretten sanayiye kadar, yatırımcıya kadar, idareciye kadar hemen herkesi içine alabilecek geniş dairede bir yerleri vardır. Ehli dünyanın ona ihtiyacı olabilir. Buna izafi ihtiyaç diyebilirsiniz. Kendilerini ifade etmeseler, başkalarını karalamasalar, yeri işgal edemez, bir yeri kapatamazlar. Onlar o mevzuda mazur görülebilirler. Fakat kendini tamamen ilahi kelimetullah'a adamış, nam-ı celili ilahinin dört bir yanda şehbal açmasından başka bir şey düşünmeyen, bence ne alayişi, ne gösterişi, ne riyayı, ne sumayı hiç hesaba katmamalı. Ayağın ucuyla itmeli onları, gayyaya kadar yolu vardır. Hatta zevki sefayı, rahatı, hatta gezmeyi, yer görmeyi, ayağının ucuyla bağışlayın bir pisliği itiyor gibi itmeli. O onları itmezse şayet o pislikler onun düşünce dünyasını kirletir. Ayine-i idrakini kirletir. Ve sultan o hane-i nafaka tecelli etmez. Evet, vaka sizin arkadaşlarınızın Türkçe olimpiyatları adı altında yaptıkları hususlarda bir şovun olduğu da muhakkak. Biraz yaptıkları o şeyi toplum çapında, dünya çapında tanıtmaya matuf bir şey oluyor. Fakat orada da bir hususa çok dikkat etmek lazım. Getirisiyle görüntüsü onun. Öyle bir şov, öyle bir ihtişam getirdiği nedir yani? Milli mefkuremiz adına,
ruh ve mana köklerimiz adına, ruhumuzun abidesinin ikame adına getirisi nedir, götürüsü nedir? Binaenaleyh meseleyi köpürtürken köpüğün alttaki esastan, özden fazla olmaması lazım. O aldatır insanlar. Ona dikkat ediyor muyuz? Etmek mümkün mü? Çok ince nüanslarla birbirinden ayrılıyor. Köpük, bu altındaki öz. Altındaki özü köpüğe feda etmemek lazım. Şovlar, gösterişler, alayişler, debdebeler bunlar köpük mahiyetindedir. Kur'an-ı Kerim'in de ifade buyurduğu gibi o süpürülür gider. Fakat öz altta kalır. Bence her meseleyi öze göre planlamak lazım. Öze göre. O cevhere göre. Tortu gider, cevher kalır. Ona göre planlamak lazım. Bir şey konuşurken, bir mevzu tahlil ederken, analiz ederken, bir yerde bir şeyi temsil ederken, bir aktivitede bulunurken, bütün bunlarda o nüansa dikkat ederek meseleyi köpüğe feda etmemek lazım. Evet, kaste ve iradeye iktiran eden her türlü bilinme ahiretten bir şey götürür, aşındırır. Kaste ve iradeye iktiran eden her şey. Bu her halimizde söz konusudur. Mesela diyelim ki namaz yani. Siz Allahu Ekber dediniz, Allah'ın büyüklüğünü. Tek büyük sensin vicdanınıza duyarak. Ürperti geldi. O esnada aklınıza bir şey geldi. Siz gayri irade öyle yapabilirsiniz. Bu sevap hanenize yazılır belki. Çünkü iradenizde değildi bu. Ama aynı şeyi azıcık, onda biri kadar iradenizle yaptığınız zaman buz gibi riya yapmış olursunuz. Kafanıza, hayalinize gelip saplanan bir kısım hayali vesveseler karşısında. Öyle yapabilirsiniz farkında olmayarak. Ama bunu irade olarak yaptığınız zaman buz gibi riya yapmış olursunuz. Kendinizi peyliyorsunuz demektir. Çok nazik bir konu. Bu açıdan nam, nişan, şöhret, o görünme mevzu kaste ve iradeye tren ediyorsa ahirete ait bir şeyi aşındırır o. Evet, keramete talip olmamak lazım. Uçmaya talip olmamak lazım. Değişik mazhariyetlere talip olmamak lazım. Sadece imanda derinleşmeye, delice derinleşmeye, Allah'ı delice sevmeye talip olmak lazım. Delice sevmeye. Sevmelisin, sevmelisin, sevmelisin. Hala da ben odun gibi bir insanım yani. İçinde öyle bir derinlik hissetmiyorum. Bir taraftan o fevkalade büyüklük yanında, gizli büyüklük yanında, ubudiyeti hafiye yanında, bir diğer taraftan da sen kendini odun gibi görmelisin. Acaba bu odunun başına ne zaman bir bahar gelir? Ne zaman iki tane yaprak şurasında, burasında zuhur eder. Kendine hep öyle bakmalısın. Sürekli kendini sıfır gibi görmelisin. Konacak rakamlar sol tarafa, öbür tarafa gittiğinde konmalıdır. Yunus Emre ile alakalı menkıbenin bir tanesi. Tekkeye, dergaha sürekli hep odun kesip getiriyor. Fakat hep düz düz kesip getiriyor. Diyorlar ki nasıl olsa yanacak bunlar. Niye yani bu mevzuda ille de düz odun diye o kadar ihtimam gösteriyorsun. Bu dergaha eğri odun bile gelmemeli diyor. Sizin için ne ifade ediyorsa essin yani. İlahi dergaha eğri büğrü odun değil yani. Dosdoğru. Odun bile olsa dosdoğru. Uzun zaman o Hazretin dergahına hizmet ediyor. Fakat işte ayrılıp gidiyor yani. Sonra derler ki menkıbede iki tane insana rastlıyor. Bunların da hiç hazırlıkları yok, dağarcıkları boş. O da öyle garip. Ben size refakat edebilir miyim diyor. Kendine göre tapdukun ötesinde herhalde birdenbire dağarcığını dolduracak bir insan arayışına giriyor. Acaba kimi bulurum ben? Dolayısıyla mevhibeleriyle beni taçlandırır, serfiraz kılar. Giderken o iki insana refakat ediyor yolda, hep olurmuş eskiden.
seyahatler öyle yaya olduğu için veya bir merkup olduğu için mutlaka bir iki üç insanla beraber giderlermiş ki her şeye rağmen eşkıya karşılarına çıkar. Bir de bir yerde yemek yemek istedikleri zaman onlar ellerini açıp dua ediyorlar. Maide-i Semaviye geliyor. İnsan mı getiriyor? Bir yere konmuş siz yiyebilirsiniz mi deniyor. Nasıl deniyorsa deniyor yani. Fakat sürpriz olarak önlerine bir sofra geliyor onların. Bir gün o yapıyor, bir gün o yapıyor. Diyorlar ki bugün de sıra senden. Bu da gayet saf bir kalple ellerini açıyor. Allah'ım diyor, bu arkadaşlarım kimin yüzü suyu hürmetine dua ettilerse sen onun yüzü suyu hürmetine diyor. Bir sofra ihsan eyle. Bir sofra da ona geliyor. Onlar da onun öyle bir mazhariyetini bilemediklerinden dolayı diyorlar sen kimi şefaatçi yaptın da böyle dua ettin. Diyor siz kimi yaptınızsa ben onu yaptım. Diyorlar ki biz senelerden beri hep Yunus Emre'yi şefaatçi yapıp dua ediyoruz. İşte bu Abdikafi. Allah Allah deyip hemen dönüp koşa koşa Tapduk'un dergahına geliyor, sığınıyor. Görünce Hazreti Belki de acı acı gülüyor yani. Diyor ki ben seni gizli bir hazine olarak esasen burada tutmak, oraya da öyle gitmeni istiyordum ama sen illa da açıktan açığa bir şey istedin. Yani köpüğe talip oldun. Köpüğe. Evet, bizim için görünme, mörünme filan mazeret sayılmaz. Bizim için görünmeme esastır. Görünmeme. Hepimize düşen şey, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği şöyle böyle büyük küçük mazhariyetleri kendimizi peyleme adına kullanmamalıyız. Şöhretle, şanla işimiz olmamalı.